hüsranla sonuçlanan diyetler, çare olamayan zayıflama kampları, insanların hor gören bakışları. Odadan çıkarken çok korkuyordum. 168 kilo olan obezite hastası Ethel Molinas'ın yaşamında nasıl bir değişim meydana gelecek? Vücut kitlenin eksi 66 çıktı. 40'ın üzeri öldürücü obezdir. Az sonra. Oyuncu Ethel Molinas çocukluk yıllarından itibaren kilo sorunu yaşıyordu. Kiloları henüz ciddi sağlık problemlerine neden olacak kadar fazla değildi. 19 yaşına geldiğinde ise çok fazla kilo almasına neden olacak büyük bir üzüntü yaşayacaktı. Balık etli bir genç kızlık yaşarken 19 yaşında bir aşk acısı ile ilk büyük 40 kilomu aldım. O dönem işte 80 kilolar derken birdenbire 120 kiloya ilk çıkışımdı. 100 kilonun üstüne ilk çıkışım. 100 kilonun üstüne çıkan Ethel Hanım, diyetler yapmasına karşın bir türlü istediği kiloya inemiyordu. Bu sırada yaşadığı başka bir travma daha fazla kilo almasına neden olacaktı. Anne kaybı çok ağır bir süreç, çok zor bir süreç. Hele de bu kadar sevgi veren bir annenin kaybı. O dönem tabii benim hakikaten yüksek kilo aldığım bir dönem. Ölümünden evvel de yoğun bakımda 1,5 ay hiç uyanmadı. Ve her gün inatla doktorlar girme kızım seni duymuyor dese de yanına girip elini tutardım, konuşurdum. Annem uyandığı zaman seni duydum kızım dedi. Zaman mefhumum yoktu ama bana söylediğin her şeyi duydum dedi. Bu da hayatımda unutamadığım anılarımdan biridir. Ethel Molinas artık bir obezite hastasıydı. Yemek onun için bir ihtiyaçtan ziyade yaşadığı sorunlardan kaçış gibiydi. Çok yüksek obezite döneminde hani yaşamak için yemek mi, yemek için mi yaşamak deriz. Gerçekten yemek için yaşar hale gelip hayatın başka zevklerini tamamen ekarte edip yemek için yaşıyordum. Ve artık orada belli bir dönem hani ne bulsa yani ağzına atan ve o gurme kısmını kaybetmiş bir kadına dönüşmüştüm. Ethel'in evinde bir yemek yedik. Orada gerçekten ben gözlerime inanamadım. Çok yoğun bir kilo artışı olmuştu. Artık mutfaktan salona giderken gelirken bile yoruluyordu. Zayıf ve sağlıklı bireyler için sıradan olan eylemler obezite hastaları için kabusa dönüşebiliyor. Ethel Hanım kiloları nedeniyle günlük yaşamında pek çok zorlukla mücadele etmek zorunda kalıyordu. Fakat onu en çok üzen şey insanların ona karşı yaklaşımında gizliydi. Ayakkabı bağlayamamak, sokakta yürüyememek, çok 2-3 adımda hemen kanter içinde kalmak, nefesi kontrol edememek, işte uçakta koltuğa sığamamak, uçakta kemerin bağlanmaması, kocaman cüssenizle insanların sizi tamamen yok varsayması ve görünmemeniz. Maalesef çünkü insanlar obezitenin bir hastalık olduğunu kabul edemediler. Bu yüzden çocuk yaşlardan itibaren çok ciddi bir şekilde bazen dalga geçerek, bazen onun üstüne giderek özgüvenine çok çok engel oldular. Bir gün Büyükada'dayız, faytona bindik. İndiğimiz zaman faytoncu fazla para istedi bizden. Çok fazla ağırlık taşıdım çünkü dedi ve ben o an kendimi çok kötü hissettim. Yani Ethel adına da çok kötü hissettim. Muhtemelen Ethel'in de içinde fırtına kopmuştur. Kadınların terapi olarak gördükleri alışveriş, obezite hastası olan Ethel Hanım için büyük bir sorundu. Alışveriş bazen çok bir kabusa dönüşebiliyordu. Alışverişlerimizde kendimizi bir kafeye atıp yemek yiyerek sonlanıyordu. Müzikal oyuncusu olan Ethel Hanım kiloları nedeniyle çok fazla hareket edemiyor, nefesini kontrol etmekte güçlük çekiyordu. Obezite hastası bir oyuncu olarak yalnızca fiziğinin el verdiği rolleri oynayabiliyordu. Merhaba.
Çok güzel kız, kışlık. Okuduğum zaman ah ben bu karakteri oynamak çok isterdim dediğim ama tamamen fiziksel görüntümden dolayı uygun olmadığım roller oldu. Ethel Molinas'ın oyunculuğuna güvenen usta oyuncu Haldun Dormen'in Molinas'ın yaşamında ayrı bir yeri vardı. Haldun Dormen'in yönettiği Dün Gece Yolda Giderken komik bir şey oldu müzikalinde. Cimnazya diye bir karakter vardır. Haldun abi beni o oyunda çok istediği için Cimnazya karakterini Şişmanata olarak değiştirdi. Bayağı antre alkışı alan bir karakterdi. Ethel'i ilk olarak amatör bir prodüksiyonda izlemiş ve çok beğenmiştim. Onu profesyonel olmaya ikna ettim. Ve İhsil Harikalar Kumpansızları'nın ikinci oynanışından ona önemli rol verdim. Ethel Hanım'ın hastalığı, insanların hor gören bakışlarına, istediği rolleri oynayamamasına neden oluyordu. Ancak bunların ötesinde daha önemli bir sorun vardı. Ethel Hanım ciddi sağlık sorunları yaşar hale gelmişti. Şeker hastasıydım ve çok ağır şeker hastasıydım. 400'lü şekerim, tansiyonum 21-22'lerdeydi. Günde 10 tane hap alarak en fazla şekeri 200'e kadar indirebiliyorduk. Şeker ve tansiyon hastası olan Ethel Hanım hayatındaki en yüksek kiloya ulaşmıştı. Tam 168 kiloydu. Ne rahatlıkla yürüyebiliyor ne de mesleğini yapabiliyordu. Tam da bu noktada yaşamında büyük bir değişime neden olacak bir karar alacaktı. O karar kocaman cüssesine karşın insanların yok saydığı bir kadının yıllardır içinde yaşadığı tüm sıkıntıların dışa vurumu olan bir çığlıkla gelecekti. O yeter çığlığını İstiklal Caddesi'nin ortasında tramvay aylarının önünde attım. Tabii ki oyundaki kadar yüksek çıkmamıştır ses ama bir yeter çığlığı çıktı içimden. Ve o yeter çığlığıyla bir karar aldım. İyi ki o çığlığı atmışım. Hüsranla sonuçlanan diyetler, çare olamayan zayıflama kampları, insanların hor gören bakışları. Odadan çıkarken çok korkuyordum. 168 kilo olan obezite hastası Ethel Molinas'ın yaşamında nasıl bir değişim meydana gelecek? Vücut endeksi 66 çıktı. 40'ın üzeri öldürücü obezdir. Az sonra. Süt mide ameliyatı olarak zayıflamak isteyen Ethel Hanım'ın yolu uzun araştırmaları neticesinde genel cerrahi ve obezite cerrahisi uzmanı doçent doktor Hasan Altun'la kesişecekti. Şimdi ben size ekrandan da göstereyim ne ameliyat yapıyoruz onları. İlk önce tüp mideyle başlayayım ben size. Şu anda dünyada en çok uygulanan ameliyat tüp mide. Hani halk arasında mide küçültme de denir, duymuşsunuzdur. Size hem yeminizi kısıtlıyor, hani daha az yiyerek doyabiliyorsunuz bu ameliyat sayesinde. Hem de midenin çıkarttığı o kısmı iştah hormonu salgılıyor. Hani bu iştah hormonu da eksildiği için beyindeki bu yeme isteği de çok azalıyor sizde. Obeziteye bağlı çok ciddi sıkıntıları vardı. Çok kiloluydu. Yaklaşık 168 kiloydu Ethel. Hatta zor yürüyerek gelmişti bizim muayenehanemize de. Geldiğinde tabii ki bir kilo boyuna bakılıyor. Hani o andaki durum ne, vücut kitle indeksi dediğimiz bir hesap var. Onu yapıyoruz Ethel'de. Ethel'de buna baktığımızda vücut kitle indeksi 66 çıktı. Yani bu çok yüksek rakam. Normalde 40'ın üzeri şeydir. O morbid obezdir, yani öldürücü obezdir. Ethel'inki 66'ydı. Ethel Hanım obezitenin en yüksek seviyesindeydi ve fazla kiloları beraberinde birçok hastalığa neden oluyordu. Obezite sadece de böyle vücutta yağ birikmesi değil, yani birçok ek hastalığa sebep oluyor. Bunlar içinde en ciddisi şeker hastalığı. Hani Ethel'in de şeker hastalığı vardı. Bir diğer konu hipertansiyon. Hipertansiyon da bu hastalarda kiloya bağlı giderek artabiliyor. Diğer sorun tabii ki kolesterol yüksekliği ve bunlardan en çok görülenlerden biri uyku apnesi. 168 kilo olan Ethel Molinas'ın bir an önce kilo vermesi gerekiyordu. Ethel Hanım eğer ameliyat olmasaydı mevcut hipertansiyonu ileride daha ciddi kalp damar hastalıklarına, belki kalp krizine kadar yol açabilecekti. Zaten geceleri uykuda solunum durması, fazla horlama ile bulgu veren uyku apne sendromu da vardı. Bununla birlikte daha ileri akciğer hastalıklarına sebep olabilirdi. Belki şekerinden dolayı organ kayıpları yaşayabilirdi. Göz gibi, böbrek gibi. Obezite ameliyatının birçok çeşidi bulunuyor ve hastanın durumuna göre uygun olan ameliyat seçeneği değerlendiriliyor. Ethel Molinas içinse halk arasında bilinen adıyla tüp mide ameliyatı en uygun seçenek olarak görülüyordu. Bizim şu anda en fazla uyguladığımız kliniğimizde ameliyat tüp mide.
Bu midenin küçültülmesi ameliyatı. Yani bunun dışında da diğer ameliyatların hepsinde bağırsaklarla ilgili bir takım işlem var ama bu ameliyatta yok. Yani bu ameliyatta sadece mideye dokunuluyor. Hastalar sadece bizim tarafımızdan değerlendirilmiyor. Biz ilk etapta ameliyatla ilgili hangi ameliyat uygun, hasta ameliyata kararlı mı, bu ameliyat sürecinde neler yapıyoruz bunu hastayla paylaşıyoruz. Hasta ameliyata karar verdikten sonra bir konsey var. Tek tek hasta her branş için kendi bazında değerlendiriliyor. Ethel Hanım'ın ameliyat olabilmesi için konsey tarafından ameliyata uygun olduğuna dair onay alması gerekiyordu. Kilo almasına hangi konular katkıda bulundu, hani nasıl bir beslenme psikolojisi rol oynadı, bazı kayıplar yaşandı, belki yasa verilen bir tepki olabiliyor yeme alışkanlıklarının değişimi. Bu konudaki psikolojik altyapıyı birlikte anlamayı deniyoruz. Şekerle ilgili kontrolü nasıl, kolesterol düzeyi nasıl, karaciğer enzimleri normal mi, ürik asit yüksek mi gibi bir takım metabolik değerlendirmelerini yaptık. Artık belli bir noktadan sonra hem psikolojik olarak hem metabolik olarak artık diyet uygulayamaz ya da diyeti uygulasa da kilo veremez hale gelmişti ve bu onu mutsuz ediyordu. Obeziteyle de ilişkili olduğunu düşündüğümüz yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve uyku apnesi hastalıkları vardı. Dolayısıyla da kendisine önce bir detaylı kalp muayenesi ve kan tahlillerini inceledikten sonra bunlarda herhangi bir sıkıntı bulmadık. Ethel Hanım ameliyat öncesinde akciğer grafisi çektirdik ve solunum fonksiyonu testi yaptırdık. Bu tetkikler neticesinde ameliyata engel bir durumu yoktu Ethel Hanım'ın. Ameliyata uygun raporu vermiştik. Yapılan tetkiklerin ardından konsey Ethel Mulinas'ın ameliyatına onay vermişti. Fakat ailesi ve arkadaşları bu konuda oldukça endişeliydi. Heyecan var, korku var. Beni sakinleştirip bir şey yap. Ya korkmayın bakın çok rahat geçecek. Ne kadar sürecek şimdi? İşlem zaten çok kısa. Tamam, konuştuk. Bir saatlik bir işlem. Yani ameliyathanede toplam 2 saat civarı kalacaksın. Sonra sizi yoğun bakım alacağız zaten. Ethel hayatında yapmayacağı bir şeye karar verdi. Baktı ki olmuyor. Baktı ki yapamıyor. En sonunda dedi ki ben bu ameliyatı oluyorum. Ben ameliyat olacağım dedi ve kendimi çok kötü hissettim ben. Yapma Ethel dedim. Sanki böyle ameliyat masasında kalacakmış gibi bir duygu geldi bana. Ethel Hanım ameliyattan sonra yepyeni bir hayatı olacağını düşünüyordu. Ve önerilen diyete uymaya kararlıydı. Ne var ki ameliyat öncesi son gününde eski alışkanlıklarından hala kurtulamamıştı. Ameliyattan önceki son gün Ethel'le kendimizi aştık yemek konusunda. Yurt böreğiyle başlayıp sufleyle biten aralara sushi, kebap, mantılar ve çiğ börekler sıkıştırılmış. Bana da 2 kilo aldıran bir gece yaşadık. Gerekli hazırlıkların ardından Ethel Mulinas ameliyat olmak için hazırdı. Üzüntülerini ve korkularını hep kendi içinde yaşayan, çevresine daima gülümseyen gözlerle bakan Ethel Hanım ilk defa korkuyordu. Odadan çıkarken çok korkuyordum. Özellikle kardeşimi, anne ve babayı kaybettiğimiz için hayatta yalnız bırakmaktan çok korkuyordum. Sonradan onlara itiraf ettiğim bir vasiyet mektubu bırakmıştım. Ona ve birkaç çok sevdiğim en yakın arkadaşım Selin'e, yeğenime, birkaç çok sevdiğim insana ve o mektubu sadece bana bir şey olsaydı onlara vereceklerdi. Bir kişiyi görevlendirmiştim. İçimden inşallah o mektubu okumazlar diye geçirirken bir yandan da inşallah onları son kez görmüyorumdur dedim. Ethel Mulinas ameliyata alınmıştı. Ailesinin doktorlara güveni tamdı. Ancak yine de herhangi bir olumsuzluk yaşanma ihtimaline karşı korkuyorlardı. Bu ameliyatı olmasını çok fazla tasvip etmemiştim. Çünkü ciddi endişelerim vardı. Ve şu anda yaşadığım his korku. Endişeli bekleyiş sona ermiş, ameliyat bitmişti. Peki Ethel Hanım'ın ameliyatı nasıl geçmişti? Midenin 775'ini çıkarttık. Ameliyat güzel geçti, ameliyatla ilgili herhangi bir sorun yaşamadık. Şimdi biz Ethel'i uyandırma safhasında, daha sonra buradan yoğun bakıma taşıyacağız. Bir gün yoğun bakımda kalacak.
gece yoğunlukta kaldıktan sonra yarın servise alacağız Ethel'i. Kapalı yapılan bir ameliyat. Yani karnını açmadık. Bu ameliyat kısa süren bir ameliyat. Yaklaşık biz genelde 35 dakika, 1 saat içinde bitiriyoruz. Hastanın kilosu arttıkça tabii ki ameliyat süresi biraz daha uzuyor. Ethel'in de ameliyatı yaklaşık 1 saat sürdü. Ethel Mulinas başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Kardeşimi gördüğüm an çok mutlu oldum. Böyle ona bakarken aslında annemle, babamla, tüm sevdiklerimle tekrar kucaklaşır hissini yaşadım. Yavrum! Ne var? Hadi geçmiş olsun. Sağ ol, bitti. Sağ ol. Bitti değil mi? Bitti. Oldu mu ameliyat gerçekten? Oldu. Senin doğum gününde sana kot alacağım. Biliyorum, sözün var inşallah. 6 ay var doğum gününe. Tam 6 ay var. 19 yaşından sonra kot giyeceğim. Bakalım bu hayal de gerçekleşirse. Ethel Hanım'ın hayatındaki en önemli kararlardan biri olan tüp mide ameliyatını olmasında yeğeni İzak büyük rol oynuyordu. Ameliyatı olma amaçlarımdan biri onunla tekrar oyun oynayabilmekti. Onunla koşabilmekti, top oynayabilmekti, yürüyebilmekti. Merhaba Ethel, geçmiş olsun. Ben seni çok özledim. Sen de benim biricimsin. Yerlerin bir tanesisin sen canım benim. Ameliyat kapalı yapıldığından Ethel Hanım kısa sürede kendini toparlamış ve taburcu olmuştu. Ancak tedavi süreci devam ediyordu. Beslenme programına uymadığı takdirde tüm kiloları geri alması, yaşadığı zorluklarla tekrar baş etmesi gerekecekti. Bu hastalarda kilo vermeden ilk aylarda çok hızlı olur. Ethel ilk aylarda çok hızlı kilo vererek başladı bu işe. Yaklaşık ilk ay 17-18 kilo verdi. Ethel bunu başardı. Yeni hayatında başarılar diliyorum. Yeter ki çok dikkat etmen lazım Ethel. Çipslerden uzak dur, fıstıklardan uzak dur. Doktorların verdiği beslenme programına uyan Ethel Hanım hızla kilo veriyordu ve gün geçtikçe kendini daha sağlıklı hissediyordu. Ameliyat sonrası gittiği ilk alışveriş mağazasında yaşananlar yaşadığı değişimi özetler nitelikteydi. Mesela bir anımı anlatayım size. İlk büyük beden mağazası olmayan bir mağazaya gittiğim zaman şu kıyafet bakıyorum. Çünkü eskiden o mağazalara gittiğim zaman ben yalnızca eldiven, çanta ve gözlük bakabilirdim. Arkadaşlarım kıyafet alırdı. Ben hatta espri yapardım. Sizin yaptığınız etekler bana önce eldiven olur. Ben başka bir şey alamam buradan falan diye. İlk aldığım zaman bakıyorum kıyafetlere. Tezgahtar geldi. Hanımefendi buyurun denemek ister misiniz dedi. Birkaç ay sonra denerim inşallah dedim. Niye dedi buyurun neden dedi. İşte kilo veriyorum. Bu size olur dedi. Aa bu bana olur mu bu elbise dedim. Olur dedi. Gittim işte soyunma kabinine giyindim. Sonra tezgahtarı kucağıma kaldırdım. Ethel Mulinas 168 kiloya kadar çıkmış, obezite nedeniyle yaşamı kabusa dönmüştü. Ameliyat sonrasında beslenmesine dikkat eden ve spor yapan Ethel Hanım yaşadığı değişimin ardından artık hayattan daha keyif alır hale gelmişti. Ethel şu anda 79 kilolara kadar düştü. Yani 90 kiloya yakın kilo verdi. Yani 89 kilo verdi yaklaşık. Çok iyi bir rakam tüp mide için. Yeni hayatımda, eski hayatımda yapamadığım, bütün insanlar için çok normal olan bir şey, yürüyebiliyorum. Anda kalabiliyorum. Çünkü şu an sizinle konuşurken acaba terliyor muyum? Acaba kokacak mıyım? Acaba bir şey olacak mı? Endişem yok. O yüzden çok şey değişti hayatımda. Yeğenimle koşuyorum, uçurtma uçuruyoruz, top oynuyorum. Yani baktığınız zaman futbol oynayan bir kadına benzemiyorum ama onunla çok güzel futbol oynuyorum. Çok eğlenceli zamanlar geçiriyoruz. Eskiden böyle bu kadar oynayamıyorduk. Artık çok iyi oynuyoruz. Kilolu olduğu dönemde yaşadığı sıkıntıları insanlara anlatmayı dileyen ve obezitenin dalga geçilecek bir kusur değil, hastalık olduğuna vurgu yapmak isteyen Ethel Hanım, hastane odasındayken yazdığı, yaşadığı zorlukları anlatan oyunu sahnelemek istiyordu. Bu olay bizi hem çok heyecanlandırdı hem bunun prodüksiyonunu nasıl yapacağımızı, kim yönetecek, nasıl yazılacak, nasıl toparlanacak diye koştururken arada Ethel'in eridiğini görmeye başladık. Yavaş yavaş zayıfladığını görmeye başladık. Bundan dolayı da kostüme ek parçalar yapılmaya başlandı. Yani Ethel şişmanlatıldı, şişman hali anlatılacağı için. Yani yolculuğumla hem Ethel'in yolculuğuna daha da yakın şahit oldum.
Onunla birlikte bir sanat yolculuğuna çıkıp kendi içsel yolculuğuma dönüşüp ben de kilo vermeye ve ben de ameliyat olmaya karar verdim. Ethel Molinas yalnızca kendi hayatını değiştirmemiş, sahnelediği oyun sayesinde kendisiyle aynı kaderi paylaşan insanlara da ilham olmayı başarabilmişti. Onun tiyatrosuna gittiğimde oyunu izlerken çok tüylerim diken diken oldu, çok heyecanlandım. Onun kilolu halindeyken yaşadığı duyguları, hissettikleri tamamen şu an benim sürecimde olan bir durumdu ve çok etkilendim. 45 yaşındaki tiyatro oyuncusu Ethel Molinas hayatı boyunca kiloları nedeniyle sorun yaşamıştı. Yaşadığı travmaların etkisiyle sürekli kilo almış ve 168 kilo olduğu dönemde geri dönüşü olmayan bir yola girmişti. Ya ameliyat olup kilo verecekti ya da kiloları nedeniyle ciddi bir sağlık sorunuyla baş etmek zorunda kalacaktı. O inandı ve başardı. Tüp mide ameliyatı sayesinde yaklaşık 90 kilo verdi. Artık yaşamına her rolü oynayabilecek bir oyuncu, yeğeniyle istediği aktiviteleri yapabilen bir hala ve geleceğe umutla bakan sağlıklı bir birey devam ediyor. Çok sevgili doktorum Hasan Altun'a gittiğim gün büyük korkularla gitmiştim. Çözüm olmadığı zaman bilin ki bugüne kadar yapmadığınız, bugüne kadar düşünmediğiniz bir çözüm yolu daha var. Benim için o tüp mide ameliyatıydı. Yani şu anda bu ekran başında izleyenler varsa ve bu süreci yaşayan insanlar varsa bütün samimiyetimle fotoğraflara bakacaksınız. Hiçbir Photoshop yok. 168 kiloda 400 şekeri olan, 22 tansiyonu olan kadın bugün 78 kilo. Bugün 11.7 tansiyonu, bugün 85 şekeri ve hiçbir ilaç almıyorum. Onun için çaresiz değiliz.